Herkese merhaba öncelikle. Çiftçi Sendikaları ve Dünya Çiftçi Örgütü, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu ve Dünya Çiftçi Örgütü Laviya Kampesi'nin adına hepinizi saygıyla selamlarım. Suyun ticarileşmesine hayır platformunun üyesi olan Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu uyarıda bulunarak başlamak istiyorum izninizle. Lütfen bu toplantılarda bir sürahi bulundurun. 2-3 tane de bardak koyalım. Şu pet şişeleri buralarda artık biz kaldıralım. Biz başlayalım, efendim sattırmayalım. Bunu kaldıralım mümkünse. Şimdi süreci biraz geriden alıp başlatacağım ama hızla gelmeye gayret edeceğim. Sene 1973, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir toplantı yapılmaktadır. Bu toplantı gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşması toplantısıdır. Bu toplantı tam 6 yıl sürer, Türkiye'de bu toplantıda yer almaktadır resmi düzeyde. 6 yıl süresince en çok konuşulan konu tarımın serbest piyasa içine alınmasıdır. 79 yılına gelindiğinde toplantı biter, dağılır. Fakat tarımın serbest piyasa için alınması kabul edilmeden dağılır. Türkiye'de burada tarım serbest piyasaya alınmasın diye red boyu kullanarak, yani alınmasın isteğiyle ayrılmıştır orada. Oyunu da o doğrultuda kullanmıştır. Fakat hepimizin bildiği gibi 24 Ocak kararlarıyla birlikte 1980 yılında ne yazık ki tarım serbest piyasa içine alındı. O dönemde sadece tarım değil, birçok konuda sorunlar vardı ama beraberinde Türkiye'de de birçok arkadaşımın salonda bilebileceği gibi ciddi bir muhalefet gücü olduğu için bunu uygulayabilmesi çok mümkün olamadı. Bunun için askeri cuntaya ihtiyaç duyuldu. Ve bu ülkeye bütün neoliberal politikaları uygulanabilmesi için askeri bir cunta getirildi. Onun hemen akabinde bu neoliberal politikaları uygulamada ittifak olarak Özal seçildi. Özal geldiğinde de ilk işi tarımda çiftçi ile devletin bağını kopartmak gibi bir girişimde bulundu. Bunun için ilk önce Tarım Bakanlığı'nda bulunan kurmay heyeti dağıtmayı planladı ve dağıtmayı başardı. İlk önce 6 tane genel müdürlüğü kapattı. Bunlardan birisi Türkiye'nin üç tarafı denizle çevrili olan bu ülkede su ürünleri genel müdürlüğü kapattı. Ve halkın sağlıklı gıda üretip ve bunu tüketiciye ulaştırana kadar tüm sürecini denetleyen Gıda Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü kapatıldı. O dönemlerde işte Hayvancılık Bakanlığı kurulsun mu kurulmasın mı tartışmaları yapılırken Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kapatıldı. Yine bütün çiftçiye yeni bilgileri ve doneleri götürüp taşıyan Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü kapatıldı. Daha sonra istedikleri gibi cirit alsınlar diye Toprak Su Genel Müdürlüğü kapatıldı. Toprak Su Genel Müdürlüğü kapatılmadan önceki kanunla inceleyecek olursanız, Cumhurbaşkanı dahil 1. 2. 3. sınıf arazilere çivi çakma hakkı kimsenin yoktu. Bu teklif edilemezdi. Hiçbir yere, hiçbir biçimde kanun teklifi olarak bile sunulamazdı, meclise getirilemezdi. Böyle şeylerle donanmıştı, Toprak Su Genel Müdürlüğü kapattı. Onun arkasında şu anda bütün derelerimizi ve tükettiğimiz gıdaları ve toprağımızı zehirleyen bu ilaçların kullanımını serbest bir biçimde ne kadar çok satarsa o kadar çok para kazanacak olan ilaç plasiyerlerin eline teslim edildi ve Ziraat Mücadele Karantina Genel Müdürlüğü kapatıldı bu ülkede. Arkasından işte bu 24 Ocak kararlarıyla birlikte Türkiye'nin tarım kesimlerinde birçok konuda olduğu gibi ben tarımı anlatacağım için lütfen tek yanlı olarak bakmayın. Türkiye'nin bütün yönetiminin esasında direksiyonuna IMF ve Dünya Bankası geçti. IMF ve Dünya Bankası tarımda kredileri yükseltin, işte destekleri kaldırın, destekleme alımlarından vazgeçin ve
tarımsal kitleri özelleştirin diye dayattı. Şimdi bu hızla bu bilgileri alan ve bu direktif alan Özal, eksiksiz görev yapma karakterine sahip olan Özal girişimde bulundu. Fakat baktı ki önündeki kanunlar onun tarımsal kitleri özelleştirmesine müsait değil. Hemen hızla onu müsait hale getirmek için bir hazırlık çalışmasına başladı ve bütün kitlerin, sadece tarımsal kitlerin değil, hepsinin yanına birer anonim şirket kelimesi koyarak özelleştirilmesinin önünü açtılar. Bu şekilde Türkiye'de özelleştirme furyası başladı. Bu furyanın ardından Özal ilk olarak Türkiye'ye vurduğu darbelerden birisi çay ve tütün tekelini kaldırdı. Daha bütün kanunlar çıkmadan önce tekelini kaldırdı. İşte bu tam bu dönemde Türkiye'yi bir kenara bırakalım, şöyle dünyaya dönelim tekrar ve Avrupa'da bir tartışma var. Sene 1992 ve Avrupa reforma gidiyor. Bu reforma gitmesinin ardında işte yine bu tartışmalarda, gümrük tarifeleri, ticaret anlaşması tartışmalarında yoğun bir biçimde Avrupa sıkıştırılıyor. Sen niye tarımı kadar destekliyorsun, biçiminde serbest piyasayı neden açmıyorsun, neden korumacılık yapıyorsun diye bastırırken buna dayanamayan Avrupa 1992 yılında reform yaparak neoliberal politikaları kendini tümden açtı. Ve tam bu sırada, bunun öncesinde işte 86 yılında bu sefer Uruguay'da bir toplantı başladı. Bu toplantı 1992 yılına kadar sürdü. Bu 8. gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşması olarak hayata geçti. Burada ciddi kıyas siyah bir savaş sürdü. Bu savaşta ilk savaş esasında görünmüyor, önünde bir perde vardı ama esas olarak Avrupa ile Amerika arasında onun taraftarları, onu alkışlayanlar ve beraber olanlar ve olmayanlar biçimde bir seyir izledi ve son istibariyle Amerika galip çıktı ve tarım serbest piyasa için aldı 92'de. Ve arkasından 94'te Marrakeş'te bir toplantı yapıldı. Ve bu Marrakeş'te yapılan, asıl başkenti Marrakeş'te yapılan bu toplantıda bu kez gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşması ortadan kaldırıldı, Dünya Ticaret Örgütü kuruldu. Dünya Ticaret Örgütü kurulurken buna üye olmak için imza attığınız andan itibaren siz beraberinde BATS Hizmetler Anlaşması, AOA Tarım Anlaşması, NAMA Sanayi Anlaşması, TRIPS Fikir Mülkiyetler Anlaşması ve benzeri birçok anlaşmalara imza atılmış sayılır bütün ülkeler. Dolayısıyla şu anda komik durumda her ülkede hükümetler vardır. Ama bu anlaşmaların dışına çıkma yetkisi olmayan hükümetler var. Örneğin GATT Hizmetler Anlaşması'nda diyor ki şirketlerin yapabileceği hiçbir şey devlet yapamaz. Devletin bunu yapma hakkı yoktur diyor. Ve buna bütün ülkeler imza atmış durumda. Ama biz hükümetleri seçeriz. Oy veririz, seçeriz, yapın işleri yaparız. Ama o anlaşmaların dışına çıkabilme şansları yoktur. Ve burada işte çokça değişik isimler kullanıyor olmakla birlikte küreselleşmeden bahsederken işte küresel şirketlerin esasında anayasası, ticaret anayasası bu Dünya Ticaret Örgütü ile birlikte kuruldu. Ve hayata geçti. Biz şu anda birçok taleplerde bulunuyoruz, bulunacağız tabii ki ama bilmemiz gerekir ki hükümetlerin bunu yapabilme yetkisine sahip olmadığını bir yerde göreceğiz. Ve burada belki zincirleme olarak hükümetlerin de veya daha doğrusu devletlerin de özgürleşmesini talep edeceğimiz doğrultuda bir Dünya Ticaret Örgütü'ne karşı durmamız gerekiyor. Şimdi hemen bunun ardından yine tek Türkiye'ye dönecek olursak hızlı bir biçimde zaman ekonomik kullanmak için hızlı konuşmaya çalışıyorum. Kooperatifçilik konusunda dünyada ödül almış olan o dönemin SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın DYP-SHP yönetimiyle birlikte bir koalisyon olarak ülkeyi yönetmektedirler. Ve Sekin Etbalı'nın yem sanayinin kanunlarını inceleyecek olursanız
Çiftçi örgütleri belli bir düzeye geldikten sonra bunları kooperatiflerine bedelsiz olarak devrediyor. SYT ve DYP yönetiminde et balı kurumu, SEK, BİYEM sanayi özelleştirildi ve şirketlere verildi. Şirketlere veriliş biçimine baktığınızda 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl mutlaka çalıştırma zorunluluğu vardı. İşte Emniyet Genel Müdürü'nün hemen ilerisindeki, şu andaki Migros, Ankara'daki Migros, Türkiye'nin en büyük et balı kurumuydu. Alındığı yıl Koç orayı yırttı. 6 yıl çalıştırma mecburiyeti varken yırttı. Hepimiz seyrettik. O dönemde Türkiye'de solcular hep şunu söylüyordu. Söyledikleri söz şuydu, biz de ısrarla sesimizin çıktığı oranda yapmayın arkadaşlar, bunlar söylemeyin, çözüm bu değil. İşte yandaşlarına veriliyor, rant elde ediliyor, bunlar ne yapıyor falan. Halbuki sistem değişiyordu var. Sistemin değişikliği konuşulmadı. Yandaşına veriliyor, işte rant için elde ediliyor, ucuza gidiyor, arsa fiyatına gidiyor gibi. Böyle biz garip başka bir dünyada sanki bizim cebimize giriyor gibi böyle biz parasını tam konuşur duruma girmiştik. Oysa ki sistem o kadar düzenli bir biçimde değişiyordu ki sistemin karşısına biz durmadık. Onun için hala patinaj yapmak durumundayız. O biraz beni aşıyor. Özür dilerim politiklerine girmeden. Durumu toparlamaya çalışayım hemen. Onun ardından bu sefer DSP-MHP ANAP yönetimi geldi. Ve bunlar da hızla biliyorsunuz sapı bizden olan bir balta gelmişti Kemal Derviş. Havaalanına ilk gittiğinde biz o zaman tepki göstermiştik. Bütün kameralar etrafına toplandı. Ve toplanır toplanmaz dedik, artık ulus devlet diye bir şey yok. Geçin o bölüm, o konu kapanmıştır dedi. Biz de o zaman dedik ki, Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlamıştık rahmetli Uğurcan Koçak'la birlikte dedik ki, yahu biz bunu söylediğimizde asıldı. Zindanlarda kaldı, hücrelerde kaldı. Bu adam kimdir, neyin nesidir, niye buna kimse müdahale etmiyor? Ne oluyor buralarda diye yazdık. Solcular, devrimciler, demokratlar, yurtseverler, ne diyorsunuz bu işe dedi, kimse de çıkmadı. Kemal Derviş geldi. Ve yetmiyormuş ki 15 gün 15 tane yasa diye geldi. Bunlar 3 tanesi çok önemliydi tabii. Birisi 4572 sayılı işte tam satış kooperatifleri birliklerinin yasasını değiştirmek. 3186 sayılı yasaydı önceden. Daha sonra tütün ve şeker yasasının değiştirilmesi oldu. Ve bu ikisi çok önemliydi. Türkiye tarımına indirilen ciddi bir darbeydi. DYP-SYP'den sonraki en büyük darbeydi. Ve o arada atladım izninizle. Rakamlar çok sevmem ama bir rakam vermek istiyorum. Et balı SEK ve yem sanayi özelleştirmeden önce Türkiye'deki hayvan sayısı 84 milyon 300 bin arkadaşlar. Şu anda 33 milyon. O zaman nüfusumuz 45 milyondur. Şimdi 70 milyon. Hayvancılık bunun için çöktü. Ve biz bunları hep böyle bir film şeridi gibi izledik. Şimdi tütün ve şeker yasası Türkiye için çok önemli olmakla birlikte esas Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu için çok önemli. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu için tütün ve şeker pancarı, hayvancılık çok önemli konulardır. İlk darbeyi et balı sekten yedi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu. Ardından tütünde yedi ve geçmişteki bir uygulamadan izninizle hemen kısaca söz etmek istiyorum. Aslında Diyarbakır'ın tütünü çok kötüdür. Damarlı damarlıdır, kullanılmaz. Fakat orada tütün yetiştirilsin diye Diyarbakır'da ayrıca bir fabrika yapıldı, o damarların ayırt eden. Bir fabrika yapıldı. Bu arada tütün yetiştirilsin sosyal olarak insanlar iş sahibi olsun diye. Bütün bunların hepsi, şimdi tütünle şeker pancarını ortadan kaldırdığınız zaman Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hayvancılığı da ortadan kaldırdığınızda, çatışma nedeniyle yaylaya da çıkartmadığınızda ve telafi edici bir ödeme adı altında bir ödeme de yapmadığınızda o zaman başka bir düzene girerdiniz. Tarımdaki sorunları anlattım arkadaşlar. Sonuç itibariyle köylüler tek tek şehire geldi. Kendi bulundukları yerlerde tarım yapmaları mümkün olmadı. Şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki insanların da
kendi topraklarında üretim yapmaları mümkün olmadı. Onlar çeyre giderken, bunlar mevsimlik işçi olarak fındığa, üzüme ve diğer tarafa hızla yayılmaya başladı. Rızkını, karnını oralarda doyurmak için gitti. Böyle bir sistem değişikliği oldu. Mevsimlik işçi öyle çok yaygın bir sistem değildi bu ülkede. Ama bununla birlikte ürettirmediğiniz zaman, bir başkasının yanında yeri de tarlasını terk etmiş, fındığını terk etmiş, gitmiş. Şehirde çalışıyor ama fındığın hasat zamanı gelmiş. Şeker pancarın çapa zamanı gelmiş, soğanın toplama zamanı gelmiş. Oralara işçi gerekiyor ve Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki insanlar altı ay süreyle buralarda çalışmak durumunda kalıyor. Bu bir değişiklik. Şimdi en kötü işlerden birisini tabii şey yaptı, AKP yaptı. Bütün bunlar işte ilk önce çiftçiyle devletin bağını kopartıyorsun, arkasından örgütle bağını koparıyorsun, kooperatifiyle. Bağını koparıyorsun, şirketleştiriyorsun, ardından çiftçiyi çiftçilikten koparan bir kanun çıkarıyorsun. 5553 sayılı bir kanun, tohumculuk kanunu. Şimdi biz kendi ürettiği ürününden tohumunu ayırıp tekrar toprağa atan çiftçi deriz. Kendi ürettiği ürününden tohumunu alamayıp dışarıdan tohum alana da tarla bekçisi deriz. Dolayısıyla çiftçiliği ortadan kaldırdı. Bu kanunla birlikte şirketlerden alma mecburiyeti getirildi ve bu kanun ardından AKP hızla bu sefer şirketlerin hegemonya kurabilmesi için bir dizi kanunlar çıkarttı. Sadece onların isimlerinden söz edip esas konumuza geleceğim. Üretici Birlikleri Yasası çıkarıldı ve Üretici Birlikleri Yasası'nda şeyler adına toplu olarak üyeler adına üretim girdisi satın alması mümkün değil ve toplu olarak ürünü satması mümkün değil ama artık bildik. Lisanslı depoculuk çıkarıldı. Organik tarım yasası çıkarıldı. Bu ülkede 81 tane il var. Bu çok önemli. 81 tane il var. 81 ilde il müdürlükleri var. Bütün ilçelerde ilçe tarım müdürlükleri var. Ama organik tarım sertifikası verme yetkisi devlette değil, 13 tane şirkete devrildi. Devletin 11 tane elemanı böyle bir şey vermeye yetkili değil. Böyle bir tuhaf. Tarım sigortası yasası çıkarttı, %50'sini işte devlet karşılıyor, %50'sini çiftçi karşılayacak dedi. Ve bu doğrudur ama ara tren oldu, biz istasyon olduk. Ara direkt geçti çünkü aynı anda prime %50 sigorta zam yaptı. Bize verilen o para direkt şirkete gitti. Tarım kanunu çıkarıldı, desteklemeler %1'in altında olamaz diye, gayri safi milli hasılanın altında olamaz diye. Mahkemeye verdik, mahkeme reddetti. Tarım kanununda hiçbir zaman %1 verilemedi. Kanuna rağmen verilemedi. Toprak koruma arazi kanunu çıkarıldı. 14 sefer mahkemeye verdik, Kargil'in yıkılması gerekiyordu, yıkılamadı. Her seferinde meclis toplandı ve onun için özel kanun çıkarıldı. Ve daha böyle bir dizi şeyler çıktı ama en önemli konulardan birisi şimdi kırsalda bir değişiklik yapılıyor. Hepinizin bildiği gibi şimdi söyleyeceğim birçok şey bazı arkadaşlarımız katılmayacaklardır. Bazıları farklı sloganlar atıyorlar biliyorum ama ben bu gerçeği söylemek durumundayım. Çünkü ucu bize dokunuyor, en çok bize zarar veriyor. Ekolojik yapısı değişiyor arkadaşlar kırsalda. 2000'in üzerinde HES yapılıyor, 10.000'in üzerinde mikro HES yapılıyor. Sular tutsak hale getiriliyor. 64 tane ovada termik santral kuruluyor. Ve şu anda deli bir biçimde lisans dağıtılıyor. Muğla'dan Maraş'ı içine alan ve Yüksek Ova'ya kadar gelen tüm alana, hani çoksa herkesin şey, res ve ges bize yeter dediği şey var ya, güneş enerji santralleri kuruluyor, lisanslar dağıtılıyor. Yüksek Ova'nın 400 hektarlık tek düz alanına lisans verildi, gitti. Orada tamamen güneş panelleri tarlası oluyor. Ve %3'ün üzerindeki eğimde mutlak surette çok zarar ettiği için, şirketler az kazandığı için tarlaların üzerine direkt güneş enerjisi santralleri kuruluyor. Ama bu iyi bir şey diye bizim solcular yedeklenmiş vaziyette devam ediyor. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin iyi bir şey olduğunu söylüyor. Sanki Rus sanayicinin enerjisini üretme derdini bütün solcular sarmış durumda bu ülkede. Önemli bir bölümünü sarmış durumda. Ve
hızla res ve gez bize yeter diyorlar. Böyle bir yaklaşım var. Dolayısıyla böyle bir sıkıntılar manzumesi içerisinde gidiyor. Oysa ki bunun esas nedeni şu arkadaşlar. Brezilya'ya gidersiniz, Hindistan'a gidersiniz, orada ciddi büyük topraklar vardır. Saatlerce gidersiniz. Ben Brezilya'da gittim, 2,5 saat sonra üniforma değişti. Dedim ki ya her eyaletin askeri değişik mi dedim. Hayır dediler, o şirketin güvenlikçisi. O arazi tamamen bir şirketin, 2,5 saat gidiyorsunuz. Şimdi, Türkiye'de böyle plantasyon özelliğine sahip ürün yetiştiriliyor ama küçük çiftçilik egemen. Bunun için şimdi bunu şirketlere devredebilmek mümkün mü? Değil. Burada birçok arkadaşım bilecektir. Gidersiniz bir 10 dönümlük tarlayı almaya kalkarsın ve 50 tane birazcısı çıkar. Onun için Türkiye'de tarla satmak kolay bir iş değildir. Ve onun amaç şirketin içinde 10 dönüm değil, 10 bin dönüm, 100 bin dönüm gerekiyor. Bunun için ne yaptılar? TES adı altında havza planlaması getirdiler ve beraberinde Mera Kanunu, Arazi Kanunu getirdiler. Şirketin istemesi halinde o havzanın tamamını kamulaştırıp bunu şirkete devredebiliyor ve artık miras işini, para işini siz çözüyorsunuz, sizinle muhatap olmuyorlar. Bir gün geliyorsunuz kapınızda bir sarızat, senin samanlığın, tarlanı bilmem neyini istimlak ettik, Vakıflar Bankası'na, Ziraat Bankası'na gidip alın. Paranızı alıp parayı böyle yatırdı, sormak yok. O şirkete devrediliyor. Şimdi bu esasında kırsal yapı değişiyor. Büyük şirketler tamamen büyük topraklara sahip oluyorlar. Suya ve toprağa sahip olan gıdaya sahip oluyor ve konumuza geliyoruz. Nihayet. Gıdaya sahip oluyor ve gıdaya sahip olanlar da bu Henry Kissinger'ın söylediği bir söz vardır. Der ki, enerjiye sahip olursanız dünyayı yönetir, ülkeleri yönetirsiniz. Ama gıdaya sahip olursanız tek tek insanları yönetirsiniz. Bunun için Pentagon'u 1996'dan bu yana ciddi bir biçimde kaynakları ele geçirme ki biz kaynak kelimesini kullanmıyoruz, onların kendi tabirleri. Başka ülkelerin kaynaklarını ele geçirme savaştan daha önemlidir, toprakları ele geçirmekten daha önemlidir diyor. Dolayısıyla gıda egemenliği önemlidir. Gıdanın egemenliğini, kimde olduğu, o ülkenin bağımsız olup olmadığını ve karakterini ortaya çıkarıyor. Şimdi, geçenlerde Diyarbakır'da tartıştığımızda ben söze şöyle girmiştim, işte özellikle tartışması yapıyorum. Gıda egemenliğiniz yoksa, tohum da sizin değilse özellik olamaz. Geçin hiç tartışmayın diyor. Konuşmanıza bile gerek yok. Eğer gene Cargill firması, Monsanto firması, Syngenta firması size tohumu, ilacı, gübreyi verip gıdayı da o size verecekse sizin göreci olarak orada sınırınızı değiştirmeniz bir şey değiştirmiyor. Sizin kendi yerel tohumunuz yoksa, buna siz sahip değilseniz sizi de değiştirirler. Sizi de değiştirirler. Niye değiştirirler söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, kim ne yerse odur ve herkes yaşadığı bölgeye göre metabolizması oluşuyor. Örneğin tropikal iklim bölgesinden gelen ananası, buradaki Türkiye'deki insanların tüketmesi halinde hiçbir faydası yok. İstediği kadar vaaz versinler televizyonda. Çünkü benim metabolizmam ona göre gelişmemiş ki. Yani şimdi niye ben hiç Anadolu'da tereyağı tüketirim? Niye Ege'de zeytinyağı tüketirim? Niye Karadeniz'de fındık tüketirim? Niye şeyde Kars'ta kuyruk yağı tüketirim? Metabolizma yok, öyle gelişmiş. Onun dışındakilerin hiçbirinin bana faydası yok. Onun için yerel tohumun kendisi esastır. O yerel tohumdan elde edilecek ürünün kendisi esastır. Bunun da sağlıklı olabilmesi için ve ekolojik bir toplumdan bahsedeceksek, ekolojik üretim yapmamız gerekir. Ve bu insanların metabolizmasına uygun o tohumlar yetiştirmek gerekir. Onun dışındakilerin hepsi hikayedir. Özetle yani. Kusura bakma biraz radikal gibi gelir ama hikayedir. Hiçbir yararı yoktur. Ve şu anda bir süt tartışması almış başını gidiyor. Ve hiçbir yararı yok. İstediğiniz kadar o sütleri değişik şekillere büründürün. Ve bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Kars'ta hayvanları alıp götürüyoruz. Beraber deneme yapıyoruz.
götürüyoruz, tepenin arkasına bırakıyoruz, bizden önce güneye geri geliyor. Biz kuzeye götürüyoruz, onlar güneye geliyor. Çünkü kuzeydeki otun bir yararı yok, biliyor. Ya biz de bilelim ne diyeceğimiz artık. Yani lütfen bilelim. Bizden önce tekrar geliyor, öbür ota gidiyor. Ama biz McDonald's'ın hamburgerini tüketiyoruz. Ve onun içerisindeki şu şeyi göremiyoruz. Onun içerisinde bir madde var. Beynin açlık hissini ortadan kaldırıyor. 3 gün süresince size baş kal, hep yemek istiyorsunuz. Bir sefer yemeniz anda 3 gün süreyle hep yemek istiyorsunuz ve doymuyorsunuz. Ve bir de bir örnek daha vereyim. Şimdi Brezilya'daki, Hindistan'daki, Türkiye'deki, Rusya'daki makramısın etinin kalitesi nasıl aynı oluyor arkadaşlar? Adı nasıl aynı olur? Bu mümkün müdür? Demek ki dışarıdan başka bir kimyasalla aynılaştırılıyor. Aynılaştırmasa marka olmaz. Marka olduysa, aynılaştıysa başka bir kimyasalla değişmiş demek. İşin özü bu. Peki o zaman çözüme gelelim. Ne yapacağız peki? Operatifçilik arkadaşlar. Operatifçilik ama arkadaşlarımız sözü ettiği konu esas olarak işte MST'nin yaptığı operatifçilik. MST sadece operatifçilik yapmıyor. Alttan bir devrim yapıyor. Alttan bir reform yapıyor. Bizim bu sandığımız toprak reformu gibi falan değil. Resmen toprağa gidip işgal ediyor. El koyuyor, kendi bildiği tarzda üretim yapıyor. Şu anda orada 350 bin tane yerleşik düzene geçmiş aile var. 170 bin tane çadır kurmuş vaziyette. Toprak işgal etmek için bekleyen şeyler var, çiftçi arkadaşlar var, topraksız arkadaşlar var. Ben onların 20. ve 25. yıllarının kutlamalarına katıldım. Uzunca bir sürede kaldık, son şeyde 24 gün birlikte kaldık. Bütün dünyadaki 77 tane kırsal liderlerle birlikte 24 gün süresince Brezilya'ya dolaştık. O eyaletlerdeki toprak işgallerini gezdik. Ve onlar çok net bir biçimde üretimden pazarlama zincirlerini kurmuşlar. Ne organik sertifika derdindeler, ne şu ne bu derdindeler. Mesete dediğin zaman zaten Brezilya'da bir kutup yıldızı gibi algılanıyor. Bütün Latin Amerika'da öyle algılanıyor. Ve kutup yıldızı gibi gördüğü için mesete yaptıysa zaten ahlaken diyor. Kültür olarak, ahlak olarak bu ilaç kullanmamıştır diyor. Yapmaz diyor mesete. Bu artık onlar için bir şey olmuş, bir simge olmuş. Dolayısıyla üretimden pazarlamaya zinciri devrimci bir tarzda kurulmasına muhtaçlık var. Bunun için de üretimin başından itibaren toprağa da tohumun buluşturulması, emeğin buluşturulması, orada sonra üretim modelini, o tohumun hangi üretim modeli üretileceğine karar verilmesi, ondan sonra da bunu ne şekilde pazarlanacağına karar vermek gerekiyor. 3 aşamalı bir sistemin uygulanması gerekiyor. Bu 3 aşamalı bir sistemi şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da uygulanan birimliği var. Diğer yerlerde çok zor. Oranın örneklendirmesi halinde bunu gerçekleştirmek mümkün. Ve buradaki belediyeler çok daha inanarak, daha aktif olarak ciddi bir biçimde halkla birlikte çalışabilirler. Oradaki